Sevgili NTM yatırımcıları, yeni bir hafta başlangıcında daha kurumsal ilişkiler direktörümüz Ahmet Uluhan'la beraber haftalık yurt dışı bültenimizi konuştuğumuz NTM araştırma masasına hoş geldiniz. İyi haftalar Ahmet Bey, size hoş geldiniz. Hoş bulduk bari, iyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar. Seçim sonrası piyasalarda risk iştahının arttığını görmüştük. Piyasalarda bu iyimser havayla yükselmeye devam etti. Buradaki pozitif hava devam eder mi? Yıl sonuna doğru ABD endekslerindeki beklentileriniz nelerdir? Evet Bahriye, yani ABD tarafında özellikle seçim sonrası performans, ki öncesi de iyiydi, son derece kayda değer yükselişlerin olduğunu gördük. Dow Jones'ta, S&P'de, Nasdaq'ta yeni rekorların geldiğini de gördük. Ki şöyle Kasım ayını çok kısaca bakacak olursak, işte Dow Jones'un Kasım ayında performansı %7,5. S&P'nin %5,7. Nasdaq'ın da %6,2'lik performansları söz konusu. Tabii geçtiğimiz hafta kısa bir haftaydı. Yani Şükran günü tatili nedeniyle, ama geçtiğimiz haftaydı ortalama %1'in üzerinde yükselişlerle ABD borsaları tamamladı diyebiliriz. Tabi burada piyasalar arasından baktığımız zaman her şeyden önce temel hikayenin ABD tarafında daha büyüme odaklı bir döneme doğru gidildiğini söylemek mümkün. Çünkü Trump'ın seçim döneminde de vaatleri bu yöndeydi. Seçimden sonra da genel olarak vaatleri bu yönde. Ekonomi yönetimine dair yapmış olduğu atamalar sonra piyasalar tarafından oldukça memnuniyetle karşılandı. Tabii tüm bu bileşenler bir araya geldiği zaman hikaye ne oluyor? Daha da güçlenmiş oluyor. Yani piyasalar bir nevi iyi yaşarken daha iyi beklentilerle işin farklı bir boyutuna, farklı bir beklenti aşamasına geçmiş oluyor. Sonu fena değil. Aralık ayında, yani bugün yeni bir aya başlamış oluyoruz. Ki önümüzde önemli bir Fed toplantısı var Aralık ayı içerisinde. Yine yurt dışından gelecek veri akışları önemli. Ama tabii ki bunun yanında da artık bir yıl sonu rallisi diyeceğim, ama zaten bir ralli aslında yaşanılıyor. Pozitif havanın biz genel olarak Aralık ayında da devam edeceğini düşünüyoruz, ki bu haftaki haftalık bültenimizin başlığında zaten Kasım bitti ama fırsatlar bitmedi diye not ettik. Bu önemli. Tabii çok ciddi anlamda performanslar var. Özellikle teknoloji tarafında, teknoloji hisselerindeki performanslar dikkat çekici. Yine aynı şekilde temettü verimliliği yüksek olan hisselerde performanslar son derece dikkat çekici. Ve tabii ki baktığımız başka noktalar da var. Yani bunlardan bir tanesi önümüzdeki döneme dair risk iştahında herhangi bir bozulma olacak mı? Piyasanın farklı bir görüşü var mı? Çünkü ABD'de evet büyüme odaklı bir şekilde 2025 ve 2026'ya yönelik beklentiler yukarı yönde revize edilirken, biliyorsun ki Trump korumacı politikalarla gündeme geliyor sürekli. İşte geçtiğimiz hafta bu sefer BRIC ülkeleriyle alakalı söylemleri dikkat çekti. Öyle bir tehditte bulundu ki neredeyse yürütülmekte olan politikalara dair %100 kota koyabileceğini dair mesela mesajlar verdi. Tabi bunlar ne kadar mümkün değil bilmiyoruz. Çünkü Trump dönemi başladığında biraz daha bu politikaların yumuşayabileceğini de öngörmek mümkün. Çünkü ilk etapta yapacağı işte hem Meksika hem Kanada hem de Çin'e yönelik biliyorsun bazı kısıtlamalar vardı. Mesela özellikle Çin'e dair %10'luk bir ek kısıtlama politikasıyla hamlede bulunacağı açıklandı, ki Trump'ın bir önceki dönemini hatırlayacak olursak %50-%60'lardan bahsediliyordu. Yani Çin'le Amerika arasındaki ticaret o derece gerilmişti. Bu dönemde de evet gerginlikler olacak. Global tarafta bu bir nebze ister istemez risk iştahını olumsuz etkiliyor, ama Amerika'da çok da öyle görülmüyor diyebilirim. Amerika tarafı daha risk yönünden iştahı yüksek şekilde fiyatlamalarını sürdürüyor. Bu haftaki bültende altını çizdik. Ben notlarım arasından da hani bunu da iletmek istiyorum. Bir defa yıl sonu beklentilerinde, özellikle son çeyrek beklentisinde karlılık noktasında şirket karlılık performanslarının %12 civarlarında rekor seviyede aşağı yukarı bir karlılık beklentileri var, ki bu son 3 yılın en iyi çeyreklik performans beklentisi diyebilirim. Haliyle bunun da hisse senedi tarafına olumlu etkilerini görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Ben bu hafta dediğim gibi yeni ayında çok fena olmayacağını düşünüyoruz. Yeni rekorlar gelebilir. Ama tabii ki biraz seçici olmak lazım. Biraz daha belki olası düzeltmelerde daha piyasanın bir miktar daha alt seviyelere doğru hızlı çekildiğini gördüğümüz aralıklar da söz konusu olabilir. Bu hafta ne var? Bu hafta bir defa Başkan Powell'ın konuşması var. O bekleniyor Çarşamba günü. Fed üyelerinin konuşmaları olacak hafta boyunca gelecek olan, ve tarım dışı istihdam verisi var Cuma günü. Bu veriyi ve bu gelişmeleri, bu açıklamaları izliyor olacağız. Göreceğiz, ama genel olarak daha ılımlı ve olumluya dönük piyasa eğilimi olacağını düşünüyorum bu hafta için. Peki, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Donald Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi tehditleri var. Bu tehditlerin ABD borsalarındaki pozitif havayı nasıl etkiler sizce? Bir de
En çok hangi sektörler ya da şirketler etkilenebilir bu tehditlerden? Ya bir defa evet bu uygulamaya konulacak. Tabi burada Meksika'ya yönelik daha etkili yaptırımlar olacak kesin. Çünkü oradan çok ciddi göç alıyorlar. Kanada'ya yönelik yaptırımlarla alakalı ya da bu gümrük vergilerine dair koymayı düşündüğü oranlarla alakalı değişiklikler olabilir. Yani Trump başa geçtiği anda az önce de onu ifade etmek istedim. Bir miktar seçim dönemindeki bol kesilen atmalar sonrasındaki işte ben geliyorum mesajları biraz daha görev başladıktan sonra yerine yumuşamayı terk edebilir. Çünkü Kanada-Amerika ilişkileri çok daha farklı boyutta olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan Çin'le olan dediğim gibi yani Çin'e mesela %10'luk bir gümrük vergisi uygulayacağım yönündeki açıklamalar bana göre ben hatta bunu biraz olumlu bile buldum diyebilirim. Çünkü özellikle Çin'e yönelik daha sert hamleler gelme olasılığı da yok değil. Tabii zaman içerisinde bunları da görebiliriz, bilemiyoruz. Tüm bunlara baktığımızda ABD ekonomisini büyütmekten bahsediyor ve daha büyüme odaklı bir şekilde zaten Trump'ın ilk 2-3 yılını bu hamleleri göreceğimizi düşünüyorum. Tabii tüm bunlara baktığımız zaman da ABD'de sektörel olarak bakarsak ya teknoloji bir defa yine göz bebeği olmaya devam edecek. Yani teknoloji tarafındaki ben özellikle işte çip üreticileri, yapay zekaya yönelik yatırım yapan işte sağlık sektörü gibi, otomotiv sektörü gibi birçok bu alanda yani yapay zekayı etkin kullanacak ve bunu ekonomik olarak performansını yansıtabilecek olan sektörler daha ön planda olacaktır düşünüyorum. Mutlaka portföylerde bulunması gereken sektörlerin başında her seferinde zaten bunu dile getiriyoruz. Teknolojinin yanında sağlık sektörü mutlaka olmalı. Bu konuda da raporumuzda tabii ki farklı haftalık olarak önerilerimiz oluyor ama genel olarak her zaman önerdiğimiz ve takip ettiğimiz hisseler var. Bunları zaman zaman paylaşıyoruz. İşte teknoloji tarafı dediğimiz zaman aklımıza ilk gelenler MicroStrategy, Nvidia gibi hisseler olmuş oluyor. Yıla baktığımız zaman da yıllık performansları da fena değil ve iyi de kapatıyorlar. Mikroteknoloji tabii bizim çok eskiden beri takip ettiğimiz ve portföyümüzde bulundurduğumuz hisselerden. 2024 biraz daha mikroteknoloji açısından özellikle ikinci yarısı yavaş geçti diyebiliriz. Ancak 2025'te tekrar mikroteknolojide ciddi bir parlama olacağını düşünüyorum. Hisse olarak mikroteknolojiyi ön planda tutabilirim. Diğer taraftan Nvidia zaten ister istemez portföylerde hani hep bulundurulan ve takipte olduğumuz hisselerin başında geliyor. Bir miktar bu 150 dolar hedefimiz vardı hatırlarsan. Yani 100 dolarlardan hatta öneride bulunmuştuk. O seviyelerde bir zorlama var, bir geri çekilme var. Tabii burada bir miktar politik olarak yani çip üreticilerine yönelik bazı kısıtlamalardan falan bahsedildikçe ister istemez yani o tarafta bir huzursuzluk oluşabiliyor. Ancak ben Nvidia'nın önümüzdeki dönem içerisinde özellikle 175 dolar ve 200 dolar gibi hedefleri doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Burada belli kademeler, belli destekler çalışabilir. Zaman zaman piyasada bir durgunlaşma olabilir ama şirketin hep kendine has hikayeler var ve bu hikayeler yatırımcısına getiri sağlamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi sağlık sektörü yine ön plana çıkarttığımız sektörler. Sonra biliyorsun Trump'tan sonra bir Bitcoin veya kripto para piyasasına yönelik çok büyük bir ilgi var. Bu ilgi artarak devam etti. İşte rekor seviyelere geldi. Burada çok farklı hikayeler var. Şimdi yayında o hikayelere girersek çok uzun sürebilir. Belki özel bir gün onlar üzerine de konuşabiliriz. İşin aslı ABD borsalarında özellikle yatırımcıların Bitcoin varlıklarına sahip olan şirketlere ya da ETF'leri alıp satma şansları var. Bu konuda çok iyi performans sergileyen şirketler MicroStrategy gibi mesela şirketi biz 150-160 dolarlarda dile getirmiştik, önermiştik. 1,5 ay gibi bir sürede 500 dolarları falan da gördü. Yani inanılmaz performanslar sergiliyorlar. Bazen hani böyle rakamları çok hayal etmek bile zor oluyor. Bu yönde hatta bu hafta da bir önerimiz var. ANY firması Bitcoin madenciliği yapan bir firma. Yine burada haftalık periyotta işte 1 dolar 47 sent civarında haftaya başlayacak. 1 dolar 60 sentlere doğru bir hareket bekliyoruz. Yani kısa süreli. Ama esas hedefi işin aslı yani daha 1 yıllık periyottaki hedefleri 3 dolar ve üzeri görünüyor. Yani önemli iyi performanslar yakalanabiliyor. Bunları takip etmekte fayda var. Şimdilik hani sektörel olarak da ön plana çıkarabileceği sektörler bunlar diyebilirim. Teşekkür ederiz. O zaman ben sorularıma istinaden teknoloji ve sağlık sektörlerini altını çizerken ANY'ye, Mikron Strateji ve Nvidia'nın da tekrardan altını çizmek Evet, isterim. bari bir de tabii ilave olarak yani şunu söyleyeyim, perakende sektörü yani Amerika'da büyüme odaklı bir şeyler olacaksa iş talepte mutlaka bir artış olacaktır. Sektörü tarafında ve özellikle perakende tarafında Target gibi, Walmart gibi yani büyük montanlı şirketleri de önümüzdeki dönemde yatırımcılar yine tercih edebilirler. Dediğim gibi burada ABD'de büyüme odaklı olarak biz özellikle hisse başı şirket karlılıklarının daha da yukarı yönlü revize
edileceğini düşünüyoruz. Evet, rekorlar geliyor, belli düzeltmeler olacaktır ama ana trendin bozulacağına dair bir şu anda bir bulgumuz yok. Seviyeler yüksek olduğu için ve yıl sonunu pozitif kapatacağımız için biraz daha belki bundan sonraki döneme dair daha stratejik ve daha seçici olarak yatırımcılar piyasaya yaklaşabilirler. Bu arada haftalık bültenimizde yine öneriler arasında bulunan birkaç hisse daha var. Ben onları atlamışım. İstersen onları da söyleyeyim. ML kodlu Maneleon var. Finansal teknoloji şirketi mesela. 97 dolar seviyelerinde bir hedefimiz var. 91,70 yaklaşık şu andaki fiyatı. 91 dolar 70 cent civarında. Torrid Holding isminde bir şirketimiz var. CURU kodu, eğer yanlış söylemediysem notlarım arasında. Bu da tekstilde büyük beden üretim yapan bir tekstil firması. Bunda bir önerimiz var. Burada da 4 dolar 29 sent civarında bir 5 dolara doğru haftalık periyotta hareket edebilir ama esas daha büyük hedefi 6 dolar ve üzeri. Yani piyasa analistlerinin burada koydukları bir hedef var. Yine bir başka finansal teknoloji şirketi var. Yine bültenimiz içerisinde ama onun fiyat hareketlerine dair notumu almamışım. Oradan yani o listeyi bakmaları durumunda ki linkini de altta paylaşırız zaten. Yine yatırımcılar bu önerilerimizi görüp takip edebilirler. Bunlar da haftalık periyotta önerilerimiz. Bunun da altını çizmiş olayım. Peki, o zaman perakende sektöründe altını ben de bir kez daha izliyorum. Son olarak her hafta yayınlarımızda Forex tarafından altını konuşuyoruz. Bu hafta altın için öngörüleriniz nedir? Bir kısaca ondan da bahsedebilir misiniz? Evet, altında bir miktar büyü bozuldu. Yani yılın en iyi performansını sergileyen enstrümanından bahsediyoruz. Evet. Fizik talebi çok güçlü. Bence şu anda da fizik talep tarafı yine potansiyelini korumaya devam ediyor. 2790'lardan döndükten sonra bir %10'luk düzeltme yaptı. 2530'lara kadar geldi. Bu seviyeleri konuşmuştuk. 2530'da haftalık periyoda göre, haftalık grafiğe göre o seviyede 22 günlük ağırlıklı ortalaması desteği vardı. Yani oraya temas etti. Oradan bir tepki verdi. İşte 2700'lere kadar tekrar geldik. Şimdi bulunduğumuz seviyelerde yani aşağı yukarı 2630-2640'lardayız ama dolardaki güçlenmeye paralel ve biraz da jeopolitik tarafta ister sanki azalım gösteriyor gibi. Yani işte Hamas'la İsrail tarafı anlaşıyor gibi. Ukrayna tarafında özellikle Rusya tarafının biraz daha temkinli hareketleri diyebilirim son dönemde dikkat çekici. Tabii hepsinden önemlisi Trump'ın savaşsız bir dünya vaat ediyor olması. Yani Trump gibi bir liderin savaşları bitireceğim demesi enteresan. Bu altın jeopolitik taraftan biliyorsun çok besleniyordu. O taraftan bana göre de şu anda şeyi kesildi. Yani desteği kesildi diyebiliriz. Şimdi FED de faizleri indiriyor. Yani bir miktar daha risk iştahının arttığı bir dönemde kapital altından ziyade birazdan borsalara falan girecektir diye düşünüyorum. Haliyle altının hızı kesildi. Altında evet 3000 ve üzeri senaryolar vardı. Belki halen de bunları öngörülebiliyor olabilir ama bir süre daha altının biz her şeyden önce yatayda devam edebileceğini düşünüyoruz. Bunu söyleyebilirim. Bu hafta için Fed başkanlarının açıklamaları var. Powell'ın açıklaması var. Yine tarım dışı istihdam verisi var. Biraz dolar endeksine dikkat etmekte fayda var. Yani dolar endeksinin her döndüğü aşamada, ABD 10 yıllıkların her yukarı yöneldiği aşamada biz altını biraz daha baskılanarak göreceğiz. Burada ben bu hafta biraz bir miktar yakın desteklerin baskılanacağını düşünüyorum ki bir önceki dönmüş olduğumuz 2530 onstaki 22 günlük ağırlıklı ortalamamız şu anda 2580 seviyelerinden geçiyor. Yani o ortalamalarımız da yükseliyor bir taraftan. Ben 2600-2580'in kısa vadede önemli bir destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bu hafta piyasa oraya temas edecektir. 2580-2600 kademeleri tutunduğu müddetçe de biz altının 2700'lere doğru tekrar fırsat buldukça toparlanacağını düşünüyorum. Yani kısa vadede bu desteklerin çalışıp tutunması durumunda bir al sat yönlü risk fırsatı görülebilir altında. Tabii ne olur 2580'in kırılması durumunda da mutlaka stoplu çalışılmalıdır. Böyle bir durumda piyasada bir orta vadede trend dönüşü sinyaller almaya başlarız. Yani 2580 kırılırsa ve aşağı yönlü altın daha da ciddi baskılanmaya devam ederse bu sefer hikaye yavaş yavaş değişiyor diyebilirim. Ki ilk böyle bir durumda 2530-2500 kademelerini yine dikkatle izleriz ama benim tahminim kademeli olarak piyasanın 2400 hatta 2380'lere kadar çekilebileceği yönünde. 2580 kırılırsa işin aslı Bahriye bir miktar altın yatırımcısı tedbirli olmalı diye düşünüyorum. Tedirgin olmasında fayda var altın yatırımcısının bu aşamada. Ama kastettiğim destek çalıştığı müddetçe biz 2600, 2700 belki biraz daha genişletirsek 2580, 2000
750 ya da bir önceki zirvesi arasında bir yatay bant hareketlerini görmeye devam edeceğiz. Ama şimdilik trend bozulmamış olsa dahi yukarı yöndeki hedeflerini bir miktar daha ötelemiş görünüyor. Altın en azından teknik açıdan baktığımızda bunu görebiliyoruz. Peki, o zaman altın yatırımcılarımız için 2580-2600 destek seviyelerini dolar endeksiyle beraber bize de yakından takip ediyor olacağız. Değerli görüşleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Yatırımcılarımıza bol kazançlı iyi haftalar dilerim. İyi haftalar.